Kök 3'ü nasıl gösterebiliriz? Kök 3. Bu kök 2'yi gösterdik. Kök 3'ü göstermek için de en önce kök 2'yi göstermeniz lazım. Yani kök 2'yi bulmamız lazım. Ve daha sonra tekrar bir kenarı kök 2 olan, bir kenarı 1 olan bir üçgen çizmeniz lazım. Ki Pisagor yaptığınızda şu yeni oluşan üçgenin, bu da gene dik üçgen sonuçta, hipotenüsü gene bu sefer kök 3 olur. Kök 2'nin karesi çünkü 2, 1 daha 1 kök 3 yapar. Bu sefer de pergelin ucunu şuraya koyacaksınız ve şu mor çizgi kadar açacaksınız. Şu kadar açacaksınız. Ve işte çizdiğimiz zaman tekrar bu sefer de yarıçap kök 3 olduğu için bu pergelin doğruyu kestiği nokta şurası, bu sefer kök 3 olacak. Yani bu şekilde adım adım işte bir kök 2 üçgeninden kök 2'ye, sonra bir kök 2 kök 3 üçgeninden de kök 3 gibi. Yani irrasyonel sayıları bu şekilde belki gösterebiliriz. Bu da bir uygulama olarak size sunmuş olayı. Şimdi son olarak reel sayılar kümesi. Artık bu tabii bu en geniş küme şu an bizim için ama daha ileride daha genişinde anlatacağız. Onu da şimdiden söyleyeyim. Reel sayılar ya da gerçel sayılar ya da gerçek sayılar. Real'dan geliyor. Re biliyorsunuz zaten gerçek İngilizce'den. Şimdiye kadar anlattığımız bütün kümeleri kapsıyor. Ya da onların birleşiminden oluşuyor aslında. Şimdi bir kere birinci yazılana bakalım. Rasyonel ve irrasyonel sayıların birleşimidir demiş. Doğru, çünkü zaten rasyonel sayıların içinde neler var? Tam sayılar var zaten. Zaten tam sayı için doğal sayı da var. O zaman rasyonel sayılarda hem tam sayılar var hem de işte 1 bölü 2 gibi tam sayı olmayan rasyonel sayılar var. Zaten bu irrasyonel sayı demek. İşte 2 kök 3 gibi sayılar var. Sonuçta bu iki küme ayrıktır. Yani hem rasyonel hem irrasyonel olan sayı yoktur zaten. Ve bunların birleşimi de sonuçta bütün sayı doğrusunu doldurur. Yani hiç boşluk kalmaz. Bu rasyonel ve irrasyonel sayıları sayı doğrusunu göster dediğimizde bütün aslında noktalar doluyor. O yüzden reel sayılar kümesi basitçe rasyonel ve irrasyonel sayıların birleşiminden oluşuyor diyebiliriz. Alt küme anlamında ise en altta sayma sayılar kümesi var. Daha sonra doğal sayılar, sayma sayılar, doğal sayılar alt kümesi. O tam sayıların alt kümesi. O rasyonel sayıların ve o da reel sayıların. Tabi bu sıralamada irrasyonel sayıları tam bir yere koyamıyoruz araya. Çünkü bu farklı bir küme. Bunun içinde ne tam sayılar var, ne doğal sayı var, ne rasyonel. Bu ayrı bir küme olduğu için bunu ayrıca gösterebiliriz. O zaman irrasyonel sayılarla reel sayılar alt kümesi diyebiliriz. Ama bu iki maddeyi birleştirme şansımız yok. Onu da söyleyeyim. Küme, sayı kümeleri bir şekilde bunlar işte. Şimdi tam sayılarda işlemler yapacağız biraz. Yani çok aslında soru çeşidi var ama mümkün olduğu kadar işte birkaç değişik şey yapmaya çalışacağım. Dediğim gibi çok geniş konu girersek tekrar çıkmamız biraz zor olur. Konu içinde kaybolacağız sonra. Şimdi neymiş bakalım birinci sorumuz. İki basamaklı dört doğal sayının toplamı 125'miş. İki basamaklı dört doğal sayı var. Toplamları da 125'miş. Bu sayıların en büyüğü en çok kaç olabilir denmiş. Yani 1, 2, 3, 4 adet sayı var. Ve bunları topladığımızda da 125 yapacakmış. İsterseniz şöyle yapalım da anlaşılsın. Çok çirkin oldu ama ya. Tekrar yazmak istiyorum. Beğenmedim yazdığımı. Yani şöyle yapalım ya da 1, 2, 3, 4 tane sayı var. Bunları topladığımızda da 125 yapıyormuş. Bizden istenen bu dördünden en büyük olan da en çok olsun. O zaman mantıken şunu demeliyiz.
Dördünden birini en büyük yapmak için ya da onu en çok yapmak için diğerlerini minimum seçmeliyiz. Az seçmeliyiz, küçük seçmeliyiz. Tabii şartlar dahilinde. İki basamaklı dediği için bir kere en az verebileceğim sayı 10 zaten. Birinci sayımız 10 olsun. İkinci sayı acaba 10 verebiliyor muyum? Burası çok önemli. Çünkü 4 farklı falan dememiş. 4 doğal sayı demiş. Yani farklı ibaresi var mı? Yok. Farklı demediği için ve de küçük kalması anlamında buna da 10 verebilirim. Böyle bir mani yok çünkü. Ama dese ki birbirinden farklı olsun, o zaman ondan sonra 11 vermem gerekiyordu. Ama burada öyle bir ibare yok. Bunlar çok önemli işte bu sorularda. 4 doğal sayı dediği zaman hepsi aynı da olabilir sonuçta. O zaman ben madem ki diğer üçünü küçük tutmak istiyorum, o zaman hepsine minimum 10 verebilirim o zaman. 10, 10, 10 verebilirim. Böylece 30 yapar bunları toplamı. 125'i tamamlamak için de 4. sayı kaç kalır? 95 kalıyor. Böylece ilk 3 sayıyı çok küçük seçerek mümkün olduğu kadar, tabii ki basamakta olacağı için gidip 1, 2, 3 veremedik sonuçta. Gidip 10, 11, 12 vermeyelim işte. Çünkü farklı dememiş. Farklı demeyiyorsa o zaman ben aynı alabilirim. 10, 10, 10 diyebilirim. Böylece büyük olan da mümkün olduğu kadar da en çok olmuş oluyor. Cevap 95 yani. Diğer sorumuz. İki basamaklı ve birbirinden farklı. Bakın demiş, iki basamaklı olsun, birbirinden farklı olsun. 4 tane pozitif tek sayı varmış. Bunların toplamı da 314'müş. En küçüğü en az kaç olabilir denmiş. Şimdi gene 4 sayı var bakın. 1, 2, 3, 4 sayı var. İki basamaklı olacaklar ama birbirinden de farklı olacaklar. Pozitif olacaklar, tek olacaklar, bir sürü şart var. Ama toplamları 314 olacakmış. O zaman biz en küçüğünü en az yapmak için, Emir söyle. Hocam şimdi iki basamaklı birbirinden farklı diyor. En büyüğü 99 verebiliriz hocam. Tamam. Sonra özür dilerim, bir şey iade edeceğim. Rakamları farklı falan demiyor değil mi? O da önemli bakın burada. Rakamların farklı diye bir şey yok. O zaman 99 verebiliriz. Doğru. Sonra? Hocam 97 veririz. Ha, tek demiş değil mi? Doğru. 98 olmaz. Evet. 97 vereceğiz. Çünkü sayılar farklı olacak ve tek olacak. Doğru. Öteki? 95 veririz sonra da. Bunlar verebileceğimiz maksimum sayılar değil mi? 3 tane. Doğru. O zaman bunları toplarsak kaç yapıyor peki? Topladın mı sen? Hayır hocam, toplamadım. Bir toplayalım bakalım. 5, 7 daha 12. Şöyle yazayım. 21 yapıyor hocam orası. 21. Elde var 2. 18, 201 yaptı galiba. Doğru mu? 12, 21, elde var 2. Ha, pardon. Ne? Yok yani, hocam. 291. Evet hocam. Ben 18 diye çarptım. 27. Kaç dedik? 29 mu? 291 mi? Evet. Doğru. Evet, ben 18 yaptım ama 3 tane 9. 291'den geri ne kaldı 314'ten çıkarırsak bunu da? 3 değil mi? 3 oluyor herhalde. 13 mu kalıyor? 23. Ya pardon, 23 ya. Çıkaramadım. 23 değil mi? Evet. Peki 23 tek sayı mı? Evet. Bunlardan farklı mı? Evet. Doğru. O zaman en az 23 verebiliyorum. Teşekkür ederim. İşte burada şartlar önemli. Hani verirken bazen kendi kafamıza göre verebiliyoruz şart yoksa, ama şart varsa onlara uymak zorundayız. Bir kere seçerken basamakları farklı falan desek 99'u da alamayacaktık mesela, ama rakamlarla ilgili bir şey, basamaklarla ilgili bir şey dememiş. Sadece iki basamaklı olsun ama sayılar birbirinden farklı olsun demiş. Yani rakamları farklı deseydik bu sefer de 99'u da egal edecektik. 97'den başlayacaktık mesela. Böylece 3 tane tek sayı aldık farklı. Böylece en küçüğünü de en az yapmış olduk. Teşekkür ederiz Emir. Rakamları farklı, 3 basamaklı. Bakın bu sefer rakamları farklı diyor. Demin yavaş yavaş geldik işte. Rakamları farklı olacak. 3 basamaklı olacak. 4'ü de farklı olacak birbirinden. Çift olacaklar. Bir sürü seçenek, yani şart var daha doğrusu. Toplamları 788'miş.
En büyüğü en çok kaç olabilir? Bir, iki, gene dört tane miymiş? Dört tane sayı var. Bunları toplayacağız. 788 elde edeceğiz. En büyüğü en çok dediğine göre demek ki biz 3 taneyi, diğer 3 taneyi en büyüğün dışında kalanları küçük seçmek zorundayız bir kere. Seçerken de rakamları farklı seçeceğiz. 3 basamaklı seçeceğiz. Ve sayılar birbirinden farklı olacak. Çift olacak. Gibi gibi gibi. Gene bir mi kaldı? Yok başka? Tamam söylesin bakalım Emir abi. Evet demiş. Hocam şimdi ilk 102 koyabiliriz hocam. Rakamların farklı da olacağı için de 100 veremiyoruz. Çift olacağı için de 102 vereceğiz. Hem rakamları farklı olacak hem çift olacak. Doğru. Evet. 102. Sonra 104 verebiliriz hocam. Tamam. Çünkü sayılar da birbirinden farklı olacak. 102 aynısını veremezsiniz. Sonra Sonra da 106. 106. Böylece hem çift seçtik, birbirinden farklı seçtik ve rakamları da birbirinden farklı seçtik. Şimdi şuraya bulacağız. Toplarsak bunları 300 ne yapıyor? 12 mi? Evet. 312 yapıyor. 788'den de 312'yi çıkarırsanız 6, 7, 476 çıkıyor galiba yanlış yapmıyorsam. Evet. Doğru mu? Evet hocam. Yalnız burada bir şey söyleyeyim size dikkat edelim. Şimdi mesela burada bazen şey çıkıyor. Atıyorum 466 çıksaydı ne yapacak? Çünkü bunu kabul edemeyiz. Çünkü 466 çıksaydı eğer rakamları aynı olacaktı. O yüzden bunu kabul edemeyecek. Peki ne yapacaktık o zaman? Bu üç tanesinden birini tekrar yükseltebilirdik mecburen. Çünkü çıkanın da rakamları farklı olması lazım. Genelde burada hata yapılıyor. Şu an sıkıntı yok ama yani örnek verdim sadece. 466 çıksaydı eğer bunu kabul edemeyecektim. Çünkü rakamları aynı bunun. O yüzden 106 değil de mesela bunu 108'e çekecektim. Bunu 108'e çekince bu da 464 gene olmuyor mesela. Ya yani sürekli bu şekilde ayarlama yaparak yani diğerlerinden feragat ederek diğer üçünü biraz daha büyüterek sonuçta son sayının da gene şartlara uygun hale getirmeye çalışacaktım. Ama şu an sıkıntı yok. Onu söyleyeyim. Cevap 476 doğru. Çünkü rakamları farklı değil. Onu da söylemiş olayım. Teşekkürler. 4 farklı doğal sayının toplamı 263'müş. 4 farklı doğal sayının toplamı 263. Bu sayıların en küçüğü en çok kaç olabilir? Bu biraz daha farklı. Demin en büyüğü en çok dedik. En küçüğü en az dedik. Ama burada da en küçüğü en çok olsun diyor. Ne demek şey peki? Anlayan var mı bunu? En küçüğü en çoktan kasıt ne? Nasıl yapacağız? Küçük sayı en büyük olacak. Peki nasıl bir yöntem kullanacağız? Bilmiyorum hocam. Bakacağım şimdi. Burada da yakın seçmeye çalışacağız sayıları. Çünkü sayıları yakın seçersek hepsini otomatikman en küçüğü de mümkün olduğu kadar arttırmış olacağız. Yani en büyüğü en çok deyince diğerleri çok küçük seçiyorduk. En küçüğü en çok deyince pardon, en küçüğü en az deyince diğerleri büyük seçiyorduk. En küçüğünü en çok yapmak için yapacağımız şey aslında bunları yakın seçmek. Buna da belki şöyle bir deneyebiliriz. Mesela 263'ü 4'e bölüp ortalama bir şey bulabiliriz belki. Tam ben de bilmiyorum şu an. Tabii tam bölünmeyecek ama 263'ü 4'e bölerseniz 6 kere 4 24. Hocam 65 şey olmuyor mu? Efendim? 65 olmuyor mu orası? Bir de kalan oluyor. İşte öyle bir şey oluyor. Doğru diyorsun. Yani ortalama 65 vermem lazım ama tabii onun için ayar çekeceğim. Yani bu kaba taslak. Kaba olarak buldum. Şimdi bir kere diyor, sayılar farklı mı olacak? Sayılar birbirinden farklı olacak. Rakamları aynı olabilir. Onunla ilgili bir şey yok. Mesela kaç artıyor onu da bakalım. Kaç kalıyor? 3 mü kalıyor? 3 kalıyor değil mi? Evet O hocam. zaman birine 65 desem sonra birine 1 ekleyip 60 ama olmuyor galiba böyle. İşte böyle yaparsam olmayacak. 66, 67 falan dersem fazla çıkacak. Çünkü bayağı fazla oldu bu. Yalnız 65'i küçülteceğim biraz daha. Ne yapmam lazım? Bulabildiniz mi? Mesela 63 yapsam bunu. Bunu 64 yapsam. Dengeliyorum bakalım. Bir 65 desem, 66 desem. Şu an küçük oldu galiba değil mi bu sefer de? 2, 3, 10. 18 hocam orası. Fazla oldu. Eksik oldu bu sefer galiba ya.
64 desem buna. 65, 66, 62 desek kaç fazla oldu şimdi 65'e göre? Yani burada iki fazlalık var. Burada bir fazlalık var. Eksik oldu galiba bir tane. Evet hocam, Doğru mu? 262 oldu. O zaman bir tanesini daha büyüteceğiz. Bunu da ne yapacağız mesela? 68 yapacağız. Yapacak başka bir şey yok. Yani bunu büyütürsen bu ya da bunu büyüteceğiz. O zaman hepsi karışıyor ama olmuyor. Bunlardan birini arttırmam lazım. Otomatikman en sondakini yapacağım galiba. Başka imkanımız var mı peki? Üstten arttırma yaparsam bunlar zincirleme gidiyor. Karışıyor. Sanırım böyle olacak. Var mı hatam bilmiyorum. Yanlış düşündüğüm bir şey. 64, 65, 66. Bir genel söylesin bakalım. Hocam ben 63, 64, 65, 67 yaptım. En fazla 259 buldum. 200 kaç buldun? 59. 63 olması lazım. Eksik kalmış senin işte. O yüzden arttırdın ya ben de burada mesela. Ben de 64, 65, 66, 67 verdim önce. Ama böyle yaparsak şu bir eksik var 65'e göre. 3 fazlalık olacak, onu dengelemeye çalışıyorum. Bu bir fazla. Bu iki fazla. Böyle yaptığın zaman iki fazlalık oldu. Yani aslında topladığın zaman şunu göreceksin benim verdiğime göre. Bir eksik 262 çıkacaktı benim yaptığım. O yüzden bir tanesini arttırdım. Tabii onu en sona verdim. Çünkü baştan bir arttırma yaparsam zincirleme bunları arttırmam lazım farklı olması için. Olmuyor, sayı büyüyor. O yüzden en sondakine bir daha ekledim. Böylece 64, 65, 66 ve 68 toplamı 263 yapıyor yanlış hesaplamadıysam. O zaman en küçük en fazla 64 olabiliyor diyorum. Var mı başka söyleyen bir şey yani ben daha... Hocam ben Heh. Söyle. 63, 65, 67, 68 yaptım. 263 çıktı. 63. 65, 67, 68. Yanlış mı topladım bilmiyorum ama 363 çıktı. Bir bakayım. İki eksik 263 var pardon. burada. İki fazla var. Yok doğru ama şöyle bir şey var. Senin bulduğun peki cevap ne şu an? En küçük en çok kaç buldun sen? 263 buldum. Hayır. En küçük an bunlarda en küçük en çok kaç? En küçük kaç buldun? Evet hocam, sizin yaptığınız şey oluyor. En çok Şey benim demek için. istiyorum. Bu da doğru ama buradaki en küçük sayı kaç? 63. Benimki daha 63. büyük ama. Anlatabiliyor muyum? Evet tamam hocam. Yani şey tamam seninki de doğru dördün toplamı ama önemli olan bir Tamam de hocam. en küçük olan sayının da büyük kalması. Ben 64 buldum ama 65 buldum diyen varsa ona da tamam diyeceğiz. Yok galiba 65 olma şansı yok çünkü 65, 66, 67 yapsan fazla geliyor. O yüzden burada yapmaya çalıştığım hem yakın seçmek sayıları mümkün olduğu kadar da küçük kalana da maksimum yapmaya çalışıyoruz. Böyle bir karmaşık bir şey biraz garip ama senin dediğinde de doğru denge sağlandı ama 63, 64'e göre bir küçük kaldı. O yüzden benimki daha mantıklı sanki. Bilmiyorum. Anlatabiliyor muyum arkadaşlar? En küçük en çok dediği zaman demek ki ne yapıyormuşuz? Ortalamasını alıp ona yakın bir şeyler verip mümkün olduğu kadar birbirine yakın seçip hatta mümkünse eşit de alabiliriz soru imkan sağlıyorsa. Benim bulduğuma göre en fazla en küçük olan 64 olabiliyor. Çünkü 4 sayı da farklı almak zorundayız. Onu da düşünüp bir yandan. Bu şekilde denemeyen olmayı da yapmaya çalıştım işte. Evet. Şeye bakıyorum. 30 daha verecekmiş. Tamam. Şimdi devam ediyorum. Yani her sorudan birer örnek vermeye çalıştım dediğim gibi. Mesela bunlar neymiş bakalım. Bir de böyle sorular var. A, B, C demiş birbirinden farklı iki basamaklı pozitif çift tam sayılarmış. A, B ve C birbirinden farklıymış, iki basamaklıymış, pozitifmiş ve çift tam sayıymış. Tekrarlama gibi. Buna göre 5A artı 3B eksi 2C ifadesinin alabileceği en küçük değer kaç olur? 5A artı 3B eksi 2C en küçük olsun diyor. Şimdi bu yapıyı incelediğim zaman şunu görüyorum. Bunlar bir kere artı 5A pozitif sayılar bunlar. Ama burada eksilik geliyor. Ha, 2C de pozitif ama eksi geliyor anlamında. Yani kısacası 5A ile 3B sayı büyütüyor. Çünkü ne kadar büyük verirsen o kadar sayıya katkısı var. Ama C'yi ne kadar büyük seçersem eksilik C için küçültüyor. Yani otomatikman C'ye büyük vermeliyim. Mümkün olduğu kadar büyük vermeliyim. Tercih etmeliyim. A ile B'yi de ne yapmalıyım? Mümkün olduğu kadar da tabii şartlar dahilinde küçük seçmeliyim. Böylece
sayımızı minimum seviye tutmuş oluruz. Yani A ile B'yi küçük tutacağım ki fazla bir katkısı olmasın, büyütmesin sayı. C'yi de büyük seçeceğim ki eksilsin. Bilgeciğim söyle bakalım. Hocam ben 53 buldum ama Nasıl buldun onu öğrenmek istiyorum. ben A'ya 1 verdim, B'ye de 1 verdim. Dakika. Dur. Ama soru okumadın mı sen? İki basamaklı diyor. Ama ikisi zaten iki basamaklı olmuyor mu? 51 oluyor. Ha öyle değil. Sen yanlış anlamışsın. Bu çarpı ama. 5 çarpı bu. Sen 5 al. Anladım. Pardon. Onu sana söyleyeyim. Peki onu nasıl ayıracağız? Onu da söyleyeyim. Soruda derse ki 5A iki basamaklı sayıdır derse ancak o zaman anlarsın. Burada öyle bir şey demediği için biz bunu nasıl algılayacağız? Çarpma algılayacağız. Anladın mı? Olarak. Bu çarpı. Anladım. Bu da çarpı. Onu ancak soruda belirtir derse ki 5A ve 3B ve 2C iki basamaklı sayılardır derse o zaman senin dediğin olur. Tamam mı Bilgeciğim? Şimdi Tamam anladım hocam. senin nasıl düşündüğünü. Ben dedim ki acaba iki basamaklı değil mi anlamamışım. Tamam şimdi anladık galiba. Yani bu 5 çarpı A, 3 çarpı B, bu da 2 çarpı C demek. A, B, C iki basamaklı olacak. Şimdi var mı peki söyleyecek olan bir şey? Şuradan başlayalım isterseniz. Şimdi A ile B'yi küçük seçeceğiz ya. Bir yandan da birbirinden farklı olacak. Yani biri birinden gene büyük olacak. Biri daha küçük olacak. O yüzden burada gene şeye bakmak lazım. Katsayıları birisi 5, birisi 3. O yüzden en küçüğü 5A'ya vereceğiz. Yani A'ya vereceğiz ki çünkü onun katsayısı daha büyük. O zaman Arda söylesin bakalım. Hocam ben A'ya 10 verdim. B'ye A'ya 10. 12 verdim. Hangisini? Bir daha. A'ya 10, B'ye 12, C'ye de 14 verdim. Dur. 12 niye verdik? Çift demiş, değil mi? Çift olacak. Birinden farklı olacak. 12 verdin. C'ye de 14 verdim. A büyük verecektik C'ye. A, C büyük verecek. C'ye büyük vereceğiz. En büyük iki basamaklı çift sayı kaç? Hocam 98 vereceğiz. 98 vereceğiz. 98 vereceğiz. Evet. Ben bunu tekrar diyeyim size. Teşekkür ederim ikinize de. Şimdi A ile B'ye küçük vereceğiz. Bak üstüne yazdım zaten. Çünkü onlar toplanıyor, katlanıyorsa ekliyor. Ama C'nin önü eksi olduğu için azaltıyor. O yüzden C'ye büyük, A ile B'ye küçük vereceğiz. Ama A ile B'yi tekrar ikiye ayırdım. A'nın katsayısı daha büyük olduğu için mümkün olduğu kadar onu daha da küçük vereceğim. Küçüğün de küçüğü yani. O zaman en küçük iki basamaklı sayı A'yı vermek zorundayım öncelikli olarak. Çünkü onun katsayısı 5. A'ya 10 verdim çift dediği için. B'ye 12 verdim. C de en büyük olacağı için ona da 98 vereceğiz. Hepsi çift olacak birbirinden farklı olacak. Böylece burası 50 yaptı. Burası 36 yaptı. Eksi 2 kere 8 16. 50 var 1. 18, 19. 196 da burası yaptı. 50, 36 daha 86. Eksi 110. 196. 90 mı çıkıyor burada? Ne yapıyor? Yok. Yok 110. Zaman 110, 90 nereden çıkıyor? 110 yapıyor. Ama eksi değil mi? Eksi 110 olacaktı. Böylece negatif sayı çıktı. Normal yani biz illa pozitif çıkacak diye bir şey yok zaten burada. Eksi sayılar daha küçük biliyorsunuz. Demek ki cevap eksi 110 oldu. Yani bu şekilde yorum yapma sorusu işte bunlar. Verilenlere şartlara uygun olacak şekilde yorumlamak artık size kalıyor. Bilmiyorum açıklayabildim mi? Var mı sorusu olan ya da daha küçük ben buldum hocam diyen varsa onu da dinleyebilirsin. Ben de hata yapabilirim çünkü bazen. Var mı bir hatam? Daha küçük bulan var mı? Şimdi konuşun yoksa geçiyorum. Geçtim aslında. X, Y, Z birer pozitif tam sayı demiş. X, Y, Z birer pozitif tam sayı. 2x gene bak bunlar çarpma anlamında. 2 çarpı x artı 3y artı 4z 98'miş. Y'nin alabileceği en büyük değer kaç olur? Y'nin alabileceği en küçük şey en büyük değer. İsterseniz Y'yi yalnız bırakmaya çalışalım onun için. Y'yi bize sormuş. Daha iyi olur. 2x ile 4z'yi karşılaşalım. 3y eşittir o zaman. 98 98 eksi 2x eksi 4z olur. Z'yi de şöyle yapayım ki de karışmasın.
Bunlar çarpı yalnız. 2 çarpı x, 4 çarpı z, 3 çarpı y. Hadi gelin 3'e de bölelim madem yapmışken hazır. Demek y sayısını bulmak için 98'den 2x çıkartacağız ve tekrar 4z çıkartacağız. Çıkan sayı da 3'e bölerek y'yi bulacağız. İşte bunun en büyük olabilmesi için bir kere x ve z'yi ne yapmamız gerekiyor? Küçük seçmemiz lazım. X'i de z'yi de küçük seçmeliyiz ki çünkü negatif bunlar. Önleri eksi var. Yani x ile z negatif değil de önleri eksi. Bunları küçük seçersek 98'den o kadar az sayı çıkartmış oluruz ve y'yi büyütmüş oluruz. Ferhat söylesin bakalım. Ferhat. Heh. Hocam y heh. 30 olmaz mı? Ama nasıl bulduğunu anlat ki ben bilmiyorum. Y, nasıl hocam, y 30 olursa 90 olur. Z'ye 1. Z'ye ne buldun? X'e z'ye ne verdin onu merak ettim. Hocam x'e 1. X'e 2. Y'ye 30. Z'ye 1. X'e ve z'ye 1 mi verdin yani şimdi? X'e 1 verdin. Yok hocam. X'e 2 verdim. Ha 2 verdim pardon. Dur. X'e 2 verdin diyorsun. Z'ye 1 mi verdin? Evet hocam. O zaman eksi 8, 90, 30 çıkar değil mi o zaman? Evet hocam. Doğru. Teşekkür ederim. Sen 30'dan mı gittin yoksa 1 ve 2'den mi gittin önce? Nasıl yaptın orayı? Hocam ilk önce 30'dan gittim. Ha dedin ki 90 değil mi? 90 çünkü şey ol. Gerçi 3'ün katılımı 96 da var. Hocam olmuyor ama işte ha, denedim tamam. Onu. Tamam. Ya ben şöyle yapacaktım dediğin doğru aslında. Bir kere x ve z'ye 1 de verebiliriz. Herhalde onu denemişsinizdir. Çünkü birbirinden farklı demiyor. X ve y'ye birer pozitif tam sayı demek farklı demek anlamı çıkmıyor. O zaman x ve z'ye en azından birer verebilirdik ama tabii arkadaşımız denemiş herhalde. 1 verince çıkan sayı 92 oluyor galiba. 3'e bölünmüyor. Otomatikman birbirinden vazgeçip birine 2 vermeye çalışacağız. Yani bu şekilde çok büyütmeden önce birbiri deneyeceğiz. Olmadı 1-2 ya da 2-1 artık sırasına göre bilmiyorum. Bu şekilde çıkmazsa eğer büyüterek gene fazla büyütmeden tabii ayarlama yaparak bulmaya çalışacağız. Kısacası z'ye 1 verdik. X'e 2 verdik. Bir daha söyleyeyim x'e 1 de verebilirdik ama tam bölünmüyor. O yüzden 2 verdik. Böylece x ve z 1 ve 2 vererek z 1 x 2 vererek y'yi de en son 30 olduğunu en fazla bulabildik. Bu arada sürede bitmiş.